Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için DJI Mini ile uçuş yapacağız. Hep beraber DJI Mini'nin uçuş modlarını deneyeceğiz. Ve o görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca nasıl kalkış yapılır ya da iniş yapılır onların hepsini de göstermiş olacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi DJI Mini'nin nasıl açıldığını göstereceğim. Daha önceki videoda göstermiştim ama yine göstereyim. Şuraya çift tık yapıyoruz. Böyle bir, ikinciye basın tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi pervaneye enerji geliyor. Daha sonra kumandanın nasıl açıldığını göstereyim. Kumanda da bu şekilde. Yine çift tık yapıyoruz. Bu şekilde aktif oldu. Şimdi kanatları çalıştırmaya göstereyim ya pervaneleri. Bakın buradaki kolları şöyle sağa ve sola çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kanatlarımız açıldı ve pervanelerimiz çalışmaya başladı. Ben drone'u hareket ettikçe de gimbal hareket etmeye başlıyor bakın. Şimdi manuel olarak kalkışı ardından otomatik kalkışı deneyeceğiz. İlk önce manuel olarak kalkışla başlayalım. Evet arkadaşlar, kalkış yapmak için öncelikle bir mod seçmemiz gerekiyor. Yani hangi modda çekim yapacağımızı belirlememiz lazım. Sinematik, normal ve sport mod olarak. Ama biz normal kalkış yapacağız şu anda. Bakın joystickleri ikisini de sağ ve sol aşağıya doğru çekiyoruz. Ardından solda bulunan joystick'i yukarıya doğru kaldırdığımızda drone'umuz havalanmış oluyor. Şimdi iniş yapmak için ise yine burada bulunan soldaki joystick'i aşağıya doğru indiriyoruz. Basın tutuyoruz ve iniş yapıldığını anladığı anda basın tutuyoruz, yine pervanelerimiz duruyor. Evet, şimdi de otomatik kalkışı deneyeceğiz. Bakın orta sol tarafta bulunan oto kalkışa basın tutuyoruz ve drone'umuz otomatik olarak kalkış yapıyor. Gördüğünüz gibi. İndirmek için ise hatta şöyle iniş yapmak istediğimiz zaman da yine basın tutuyoruz. Ne diyor? İniş bölgesi güvenliği sağladıktan sonra başta okey diyoruz. Otomatik inişi de yapıyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şu kısımdan mod seçiyoruz. Bakın şöyle quick shot moduna geliyoruz. Burada drone, roket, dairesel, spiral ve boomerang olarak toplamda 5 tane modumuz var. Hemen sol kısmından da drone'un kaç metre yüksekliğe çıkması gerektiğini belirtiyoruz. Biz şimdi 25 metreyi seçelim. Yani drone modunu seçiyoruz. Ardından kendimizi işaretleyeceğiz. Drone'un bizi tanımlaması lazım. Evet, şu anda bizi bakalım biraz yüksekte bıraktığım için. Evet, tanımladı. Start diyorum. Şimdi ikinci modumuza geçiyoruz. Roket moduna geçip kendimizi seçiyoruz. Start diyoruz. 3 saniye sonra başlıyor. Şimdi drone'umuz zaten modu tamamladıktan sonra tekrardan aynı bölgeye dönüş yapıyor. Üçüncü modumuza geçelim. Dairesel diyoruz. Tekrardan kendimizi seçiyoruz ve start diyoruz. Şimdi de spiral modumuzu deniyoruz. Şöyle kendimizi seçelim. Bakalım drone bizi tanımlasın. Evet, tanımladı. Misafirlerimiz geldi bu arada. Start diyoruz. Şimdi diğer modumuza geçelim. Boomerang modu diyoruz. Kendimizi seçip start diyoruz. Elimize nasıl indirebilirim onu göstereceğim. Bakın drone alt tarafında zaten bir sensör bulunuyor. Elimizi yaklaştırıyoruz. Ve sol taraftaki joystick'e basın tutuyoruz. Elimize otomatik olarak iniş yapmış olacağız. Yine elimizden kaldırma aynı şekilde otomatik kalkış ya da diğer türlü kalkış yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi DJI Mini ile tüm modlarımızı denedik. Nasıl uçtuğunu da gösterdik sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.